Serebral palsi, yani diğer adıyla beyin felci, beynin anne karnında, doğum sırasında veya doğum sonrasında geçirdiği hasar sonucu oluşan bir hastalıktır. Tedavide erken tedavi tüm hastalıklarda olduğu gibi çok önemli bir yer tutmaktadır. Erken tedavide fizik tedavi gören çocuklarda ileriki dönemde hayatlarını kendi başlarına idare ettirme ve fonksiyonlarını kazanma ihtimali çok daha yüksektir. Bir yaşına kadar geldi. Ondan sonra ben biraz hani elinde ayağında değişiklikler fark ettim. Hani normal bir çocuk gibi hareketlerini yapamıyordu, oturamıyordu bağımsız bir şekilde. Ondan sonra elini açamıyordu, ayağı zaten yürüyemiyordu. Normalde yaşıtları emeklemesi, yürümesi gerekirken. Fizik tedavi önerdiler işte. Nöroloji doktoruna gittik. Nöroloji doktoru dedi ki serebral palsi hastası oğlun. Fizik tedaviye ilk başladığımız gün Umut dediğim gibi sadece sürünüyordu, emekleme bile yapamıyordu. Ondan sonra ilk başladık, bayağı bir süreç geçti. Benim için çok zordu çünkü çok ağlıyordu. Neyin ne olduğunu bilmediği için, aslında onun iyiliği için getiriyordum ama çok ağlıyordu. Ondan sonra ben tabii ilk zamanlar ben de çok ağladım onunla birlikte. Sonra alıştık. Emeklemeyi öğrettiler. Emeklemeyi öğrendi. Ondan sonra doktor Afo yazdı sağ ayağına. Sonra bir adım, iki adım derken yürümeye öğretti. Yani biz buraya başladığımızda daha Umut bağımsız bir şekilde oturamıyordu, yastıksız. Emekleyemiyordu, yerlerde sürünüyordu. Sürünmekten buraları falan hep kıpkırmızı olmuştu. Bir doktora daha gittim. Biz oğlumuzun adını başka bir şey düşünüyorduk. Çınar düşünüyorduk. Bayağı bir de hani çok kesin Çınar olacaktı adı. Ondan sonra doktor dedi ki, bayan bir doktor, tahmin ettiğinizden de kötü dedi. Umut, hiç umut yok dedi. Hiç umut yok mu dedi ki, hiç umut yok dedi. Sonra bahçeye çıktık. Eşimle dedi ki, umut olsun. Umut gibi bir çocuk olsun. Umut olsun dünyaya, herkese.